Yeryüzünde bir şeyleri henüz düzeltememişken bence uzaya çıkmak fazla büyük bir adım yani, bilmiyorum. Bu Türkiye'de yaşamaktansa bence uzay daha mantıklı olur. Yani görmek çözüm olacaksa giderim. Olmayacaksa ne diye gideyim yani. İnşallah çözüm olsa Fizan'a giderim. Cumhuriyet'in 100. yılında bir Türk vatandaşının insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi için başvurular başladı. Bizler de Laf Sokak'ta ekip olarak vatandaşlara uzaya giden ilk Türk yolcu olmak ister misiniz diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi için başvurular başladı. Siz de bu kişilerden biri olmak ister miydiniz? İsterdim ama bana çıkmaz diye düşünüyorum. Çünkü torpilli bir sürü kişi var. Yani mantıklı olarak. Uzayı görmek ister miydiniz? Tabii ki de. Merak ediyor muydunuz? Bayağı bir merak ediyorum. Uzaya gitmekten kastınız Mars'a gitmek mi yoksa? Uzay istasyonu olarak. Bu giden birisi bir komedyen birisi, yani bu başvuru yapan birisi vardı sanırım bildiğim kadarıyla. Gitmek isterdim. Görmek ister mi? Görmek isterdim kesinlikle. Daha uzak bir yerden dünyayı görmek isterdim yani. İsterim. Evet, tabii ki. Astronot olmak ister miydiniz? Yapabileceğimi düşünmüyorum ama oralara gidip görmek isterdim tabii. Güzel olurdu yani, farklı bir yer, farklı bir gezegen. Başvuru yapacak mısınız? Nereden yapılıyor? Yapacaksınız yani. Evet, biliyor musunuz nereden yapılıyor? Yeryüzünde bir şeyleri henüz düzeltememişken bence uzaya çıkmak fazla büyük bir adım yani, bilmiyorum. Siz ister miydiniz peki? Yani eğer olursa isterdim. Bu Türkiye'de yaşamaktansa bence uzay daha mantıklı olur. Yani artık yiyecek ekmek bile bulamıyoruz. Kiralar olmuş, uçuyor. Asgari ücretle hemen hemen aynı şeyi tekabül ediyor. Bence uzay daha mantıklıdır. Siz başvuru yapar mısınız? Tabii ki de, hiç beklemem. Hiç yani Türkiye'de yaşanılmaz gerçekten. Uzayda en azından hani ne bileyim nefes alabilirsin, zam yok, derdi yok bence. Çok güzel yani uzayda yaşamak. Gitmek isterdim. Çünkü yani yaşanılacak artık bir ülke değil. Yani günümüze bakarsanız zam üstüne zam her gün. Çoluk çocuğumuz var, nasıl yaşanacak, neler yapılacak. Irkçılık var, yani her şey var aslında. Kiraları desen, ondan sonra yiyecek ekmek bulamayacağız. İsyan çıkarsalar haklılar ki çıkarmıyorlar, korkuyorlar. Yani korkuyorlar, vatandaşımız korkuyor. Nasıl yapılacak, neler yapılacak? O yüzden kesinlikle ben çıkmak isterim. Benim 4 tane çocuğum var, onların geleceğini düşünmek istemiyorum. Nasıl yapılacak? Eğitim desen yok, okul desen sıfır. Yiyecek ekmek nereden bulacağız? Ben onları nasıl okutacağım? Günümüz her şey. Süt olmuş 15 lira. Ya benim 2 yaşındaki çocuğum var, ben nasıl ona süt vereceğim? O yüzden gitmek isterdim. Vallahi ben şimdi bu yaşta belki biraz darlanırım ama 3 evladım var. Üçü de her tarafa gitmek istiyor. Uzayda ne bulursalar buradan çıkmak istiyorlar, evet. Çünkü hayat şartları çok zor. Gerçekten bugün geldik buraya gezmeye, biz Artvin'den geliyoruz. Nereye baktıysak 100 lira, 50 lira yani ne alabiliyorsun. Her şey çok zorlandı. Nereye kadar? Herkes dış ülkeye gidiyor. Doktorlar niye gidiyor diyorlar. Nasıl gitmesinler? Durum çok kötü. Peki siz uzayı gidip görmek ister miydiniz? Ya görmek neden istemeyeyim? Tabii ki de ama yani görmek çözüm olacaksa giderim. Olmayacaksa ne diye gideyim yani. İnşallah çözüm olsa Fizan'a giderim. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bir yere gitmiyoruz. Bana hoposporum lazım. Niye gitmek istemezdim abla? Abla valla okumuyorum. Uzaya da gitme gibi bir şeyim yok abla zaten. Gidip ne öğreneceğiz? Yani... Görmek istemez miydin? Yok abi, abla görmek istemedim. Zaten filmlerden falan göz yok, dizilerden falan baya. Oradan görmek daha iyi abla. Şimdi gidip ne yapacağız? Okum yok zaten. Öyle çok IQ'muz da gelişik değil. Yani ne bileyim böyle çok böyle... Yani zeki de değiliz, o kadar zeki de değiliz yani ama yani... Kriterlerde bu aranmıyor zaten. Yani abla aranmıyor mu? Olsun abla, yine de gitmek istemezdim ya. Niye gideyim? Yani gidip ne yapacağım? Öyle takılırdım yani. Yok abla, istemezdim. Şimdi uzaya götüreceğine bize para verse abla öğrenci olarak. Biz öğrenci de değiliz de. Yani para dağıtsa bize 18 yaş altı bizim için daha iyi olabilir.